Seçimlerin ardından Biden sancılı da olsa Beyaz Saray'daki ofisine doğru yürürken bu coğrafyaya özgü sert siyasi, askeri ve politik fırtınaların habercisi Kürt konulu pazarlıklar kendini hissettirmeye başladı. Türkiye'ye göre sıkışan PKK'ya sözde makul bir teslimiyet teklifiyle dayatmalara başlandı. Bu amaçla Ankara'nın sözleri bazı aracılar yoluyla Kandil'e ulaştırıldı. Ankara'ya göre PKK, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da yürüttüğü silahlı mücadeleyi durdurmalıydı. Aynı telkinler bir NATO gücü olan Türkiye ile PKK karşıtı politikalarda ortaklaşan bazı uluslararası güçlerin de temsilcilerini Kandil yollarına düşürmüştü. Tüm yaşananlar yeni dönem öncesi Türkiye ve destekçilerinin son blöfü gibiydi. Bölgedeki gelişmeler Biden Beyaz Saray'daki ofisine doğru yol aldıkça artmaya başladı. Son olarak TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerin hedefinde Irak'ı PKK'ya karşı yeni bir baskı unsuru olarak denklemin içine katmak vardı. Bunun için Türkiye Irak'a her türden rüşveti vermeye hazır olduğu mesajını verdi. Kürdistan bölgesel yönetimiyle yürütülen tartışmalarsa pek de yol almayan bazı işlere müdahale amacını taşıyordu. PKK ile savaş çıkartmak görevini yüklenen KDP geçtiğimiz zaman içerisinde bu konuda üzerine düşeni yerine getirememişti. Bu yolunda gitmeyen görev yapılan görüşmelerle yeniden iyileştirildi. Sonuç olarak Türkiye bu konuda daha aktif bir rol almaya karar verdi. Bu karar, Rojava'nın Derik şehrini ve Şengal'i içine alan bir bölgeye yönelik operasyonu gündeme getirmiş oldu. Bu arada Şam ve Ankara arasında da Rusya'nın arabuluculuğuyla Kürt konulu buluşmalar başlamıştı. Türkiye'nin dış müdahale ve işgal planlarının pratik yürütücüsü olan ve artık dış politikanın belirleyici aktörü haline gelen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki isim Hakan Fidan, Şam'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti. Rusya'nın masadaki ağırlığı arabuluculuktan öte bir rol almayı da kapsıyordu. Bu görüşmelerde ise sahada çeşitli yeni gerilim noktaları oluşturuldu. Bu görüşmeler ardından Suriye'de üstlenen Rus güçlerinin provokatif bir biçimde Suriye Demokratik Güçleri SDG ve Kuzey-Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi'nden rüşvet babında istediği petrol ve toprak parçaları Suriye rejimine teslim edilmesi istenen aynı İsa gündeme geldi. Türkiye'nin saldırılarını bir tehdit sopası olarak gösteren Rusya'ya göre Türkiye ile karşı karşıya gelmekten çekinecek olan SDG ve Özerk Yönetim Rusya'ya petrolden pay verecek, ayrıca Türkiye ile çatışmamak için aynı insayı Suriye rejimine bırakacaktı. Bu tehdide SDG RES'le karşılık verdi. Bu saldırılar karşısında önemli bir direniş gösteren SDG, saldırıları geri püskürterek bu güçlere önemli bir darbe vurdu. Bu başarının ardından Kürtleri Türkiye'nin saldırılarıyla tehdit eden Rus komutan direnen SDG'ye pek de sıkılmadan "Bizi dinlemeyip direnerek iyi yaptınız" diyerek Rojava ile ilişkileri yeni bir yola koymaya çalışacaktı. Biden Beyaz Saray'a doğru yol alırken gittikçe ısınan bu gelişmeler elbette ki eski ABD yönetimin bölge politikalarına dayanan ve bunun meşruiyetine sığınan Türkiye'nin de facto bir durum yaratma arayışıydı. Ancak tüm bunlar kadar yeni ABD yönetiminin tavrını sınayan bir turnusol kağıdı ve tavır netleştirici politik hamleler olma anlamını da taşıyor. En az zararla yaşanan gerilimden bu sonuçlar çıkabilir. Ama bu hamlelerin karşısında ne bulacağı önemlidir. Türkiye'nin bu planları yeni ABD yönetiminin bölge politikalarına entegre edilebilirse, Orta Doğu'da Kürtleri ve kazanımlarını tümden yok etmeye hedefleyen bölgesel bir plana doğru evrilmesi gündeme gelebilir. Tabii karşısında amansızca direnen bir PKK ve Kürt halkı olmazsa.